yine başlar, yeni yeni başlar International TV. Ortada kalmadan kabur yapalım her zaman International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar videoya geçmeden önce oyunda Royal Pass'lar var ya, siz hangisinde almaya başladınız? Yani sallıyorum, belki sezon 1'den beri Royal Pass alıyorsunuz. Veyahut da A sezonu geldiğinde A Royal Pass'ları, M vardı. Hangisinden beri alıyorsunuz yorumlara yazarsanız severim. Bugünkü videomuzda A9 Royal Pass'ın ödüllerinin desenlerini göreceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ödüllerin bazılarını biliyorduk ama desenleri bilmiyorduk. Şimdi bunları göreceğiz. Bayağı güzel desenler var. Mumya seti diyebileceğimiz bir set var. Arkadaşlar tabii silahıyla beraber geliyor. Destansı efsane. Benim çok hoşuma gitti. Yani 100 seviye seti de güzel ama bizim için çok iyi olmuş. Yani PUBG Mobile genelde hani 100 seviye setlerini genelde kızlara özel yapıyor. 40 seviye setleri de erkeklere özel gibi bir şey olmaya başlamış. Bayağı iyi. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Bu videonun öncesinde de Venom'la alakalı bir video çekmiştim. Eğer bildirim gelmediyse onu izleyebilirsiniz. Bu arada kanalda short videoları da atıyoruz arkadaşlar. Short videolarına bir göz atarsanız, yorumlara da yazarsanız arkadaşlar, son 1-2 short videosunu falan izlerseniz çok sevinirim. Oralara da yorum yazarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Videomuzun açıklama kısmında International TV WhatsApp kanalımız var, Discord kanalımız var, TikTok kanalımız var. Her gün TikTok'ta canlı yayındayız, videolar da çekebiliyoruz. Oralardan da bizi takip ederseniz çok sevinirim. YouTube kanalımıza da abone olup bildirimleri açarsanız harika olur gençler. Çünkü çok ciddi manada bildirim sıkıntısı var. Bunun hani neden olduğunu daha önceden çok kez anlattım. Hani benden kaynaklı bir durum değil. Ne yazık ki yapacak bir şey yok. Sizler bildirimleri aktif ettiğinizde bu bildirim sıkıntısı hızlı bir şekilde çözülecektir. Neyse gelelim olayımıza. Nereye? Tabii ki A9 Royal Pass'ımıza. Birinci seviyeden başlıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bir başlayayım. Birinci seviye setimiz bu şekilde. Saçı gayet iyi. Elinde bir tane yakın dövüş silahı var. Anlaşılan birinci seviyede herhangi bir otomatik silah olmayacak. Yakın dövüş silahıyla beraber birinci seviyede böyle bir set var. Set güzel duruyor. Benim hoşuma gitti. Siz ne düşünüyorsunuz? Setle alakalı fikirleriniz neler? Yorumlara yazın abi. Gelelim 40. seviyeye. Tabi arada böyle ufak ödüller falan var. Onlar gözükmüyor şu anda. Onları da önümüzdeki günlerde göstereceğim. Abi geldi. Demiştik zaten hani yeşilli bir şey var. Dikkat ederseniz bacaklarında böyle sargılar var. Birazcık böyle mumyalıktan çıkıyor. Veyahut da mezardan çıkmış gibi bir mumya. Böyle bir mumya seti geliyor arkadaşlar. Efsane. Hem de Royal Pass'ta. Dikkat ederseniz hani Badger'da mumya alttan sarılmış filan. Ben çok beğendim abi. Çok iyi olmuş. 40 seviyede böyle bir setin gelmesi. Yani bayağı son zamanlarda 40 seviyeye gelen en iyi setlerden bir tanesi olacak diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bayağı iyi. Yani şu set için alınır bence. Diğer şeyleri bilmem ama bu set için alınır. O silah desenini de kullanırım. Onu söyleyeyim. Ben çok beğendim. 50. seviye zaten Uzi'yi biliyorsunuz, yükseltilebilir silah olarak geliyor arkadaşlar. Üst seviye olacak bu, üst seviye hali, son hali. 50. seviyede bunu alacağız. Devam edelim. Bitti mi? Bitmedi. AVM deseni arkadaşlar, bunun seviyesini şu an bilmiyoruz ama desen bu, onu söyleyeyim yine. Yani A9 Royal Pass'ta gelecek olan AVM silahımızın deseni ekranda gördüğünüz gibi böyle biraz farklı. Yani böyle Uzak Doğu havası var yine silah desenlerinde gençler. Bir de birbirine yakın silah desenleri olmuş gibi. Yani biraz da Çin Royal Pass'ına yavaştan oyun benziyor gibi gözüküyor şu an. Çünkü orada da herhangi bir Royal Pass geldiğinde silahlar diyelim 5-6 silah varsa rahat 5 tanesi neredeyse birbirine yakın desenler oluyor. Bir tanesi belki ekstra bir şey olabilir. Ama ve lakin güzel. AVM de güzel. Güzel güzel. Royal Pass iyi geliyor. Gelelim S12K. S12K deseni geleceğini de söylemiştik arkadaşlar Royal Pass'ta. O da bu şekilde, birazcık dediğim gibi hani birbirine benzer desenler diyebiliriz. Yani bir önceki AVM ile bu silah ucu olsun, onun AVM'nin silah arkasındaki şeyleri falan olsun, birbirine benziyor. Yine böyle biraz turkuaz mavi karışımı bazı şeyler var. S12K deseninde gayet güzel duruyor arkadaşlar. Ha, bu arada ha, şunu söylemiştim herhalde değil mi? 40. seviyedeki şu Honey Badger'da orada gelecek olan desen. Mumya Honey Badger.
Devam edelim. 60'da çanta desenimiz. Dediğim gibi evet biraz uzak doğu şeyi var demiştik. Çantanı da görüyorsunuz zaten o sembolü. Yani öyle bir şey var. Çanta da güzel duruyor. Hoş duruyor. Ben beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yine yorumlara fikirlerinizi yazın çantayla alakalı. Ve araç desenimiz 70 seviyede buggy deseni ekranda gördüğünüz gibi olacak. Aynen bu da aynı. Silah desenleriyle aynı arkadaşlar. Yani ayrıntılara baktığınızda birbirinin aynısı olduğunu görüyorsunuz. Silah desenlerinin ve araç desenlerinin, genel desenlerin diyeyim artık, birbiriyle alakalı desenler. Yani buggy güzel ama ve lakin hani buggy yerine gerçekten bak artık oyun şunu şey yapması lazım, anladım, bonus pasa getirecek artık araç desenlerine veyahut da yeni araçların desenlerine olsun. Bununla alakalı şey yapıyor ama şu Royal Pass'ta da artık bir UAZ, ne bileyim bir iki kişilik araba olabilir veyahut da Toros, bu desenlerden biri gelsin artık ya. Allah billahi. Yani ya çok istiyoruz yani. Herkes istiyor. Tek renk olsa bile razıyız yani. 70'te bu geliyor arkadaşlar. Ayrıca Molotov desenimiz var. Bunun şeyini bilmiyorum nerede. Ama A9'da. 100 seviyeyi zaten biliyorsunuz. 100 seviye setimiz buydu. Dediğimiz gibi 100 kızlar özel olmuş. 40 da erkeklere özel olmuş. Bence 40 10 numara. Bir set olmuş arkadaşlar. 40'ta gelecek olan. Bunu söyledik. Bonus pası bir önceki videoda söylemiştim. Burada da göstereyim. Çünkü A9 Royal Pass'ın bütün desenlerini görmüşken bonus pası da görmek olmaz. Arkadaki aracımız geliyor. Yeni araç biliyorsunuz 3.4 güncellemesinde karada suda her yerde gidebiliyor. Ona geliyor, yükseltilebilir. Gördüğünüz gibi silahımız M249 pembeli şeyli, o da yükseltilebilir. Setimizde ekranda gördüğünüz gibi takım elbiseli bir set. Set de çok güzel, bunu söylemiştim, bayağı beğendim. Tabi bu Royal Pass'larla beraber de gelecek olan kademe ödüllerinde de arkadaşlar. Biliyorsunuz plat seviyesinde böyle bir setimiz geliyor. Tabi saçı ayrı bir şey de geliyor. Saç güzel, yeşil, arkaya doğru bağlı bir saç arkadaşlar. Kademe ödüllerindeki bedava ödüllerde artık saçlar güzel geliyor yani. Setler de kötü değil ama saçlar bayağı iyi geliyor. Elmas'ta da zaten kademe ödülünde önümüzdeki... Allah mikrofon düşüyordu. Kademe ödüllerinde SKS deseni geliyor arkadaşlar bedava. Evet, ödüller şimdilik bu kadar. Hani çoğunu gösterdik diyebiliriz. Yine bazı göremediğimiz ödüller var. Onlar da böyle çıktığı an sizinle paylaşacağım. Umarım video sizin için yararlı olmuştur. Bu videoyu arkadaşlar bolca beğenip, artık bolca beğenip derken beğenip arkadaşlarınıza paylaşıp bolca yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hızlı bir şekilde size anlatmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bye bye.